Selam arkadaşlar, zirve adamı zirvelerde. Arkadaşlar yine bugün güzel bir videodayız. Uzun ara vermiştik, eski videoları yayınlamıştık. 1,5 aydan belli arazide yoktuk, efsane geri döndü. Ve bir anlatım videosuyla bugün 3-4 video öyle define işaretleri anlatım videoları çekeceğiz arkadaşlar. İstekler var. Bunların çözümümüzü arazide bugün, önümüze gelen arazideyiz. Bakalım ne varsa şansımızda bunu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar karşımızda bir domuz işareti var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Karşıda gözleri, arka tarafta da gözleri var. Burun şöyle aşağı doğru bakıyor. Domuz işaretini arkadaşlar Ermeni kavmi ile eşkıya bu işareti kullanmış arkadaşlar. İpek yolu olan yerlerde, Ermeni kavminin yaşadığı yerlerde nadir nadir bazı görünmüştür arkadaşlar. Bu altını, gümüşü temsil eder arkadaşlar. Araziyi temsil eder. Gördüğünüz gibi burada bir hazinenin olduğunu. Şimdi bakalım soyulmuş mu, soyulmamış mı? Define işaretleri atölyesi ailesi olarak size İşaretler hakkında bilgi vermeye canlı görsellerle elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Siz de desteklerinizi bu tür videoların gelmesini istiyorsanız desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler diyorum. Karşıda domuz işareti. Başlayalım. Şu kayada ne varmış? Adamlar burada bir işlem yapmış değil mi? Kaya baş ucunda baktığımızda şu tarafını da incelememiz gerekecek şöyle. Evet. Sanki burası, bu kaya önemli bir kayamış arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şurası kapatılmış. Görüyor musunuz? Burası kapatılmış. Yukarıdan kanalı görüyor musunuz? Kanal akıntısı nereye? Aşağı iniyor. Şöyle geçelim. Bak şu oturtturma. Gözünüzle görün. Sonra zirve adamı deyin. Bize söylemedi demeyin. Bak şöyle. Şuradaki kesmeyi görüyor musunuz? Şöyle çekeyim. Görüyor musunuz? Kesme var orada. Şu onun üstüne oturtulmuş. Şurada yukarıdan gelen kanal. Bak dikkat edelim. Kanal geliyor. Şuradaki buradan şöyle akıyor bak. Görüyor musunuz deliği? Bak. Şimdi şunları da bir çekelim. Şimdi her şey ortaya çıktı. Kanal oradan geldi. Buradan. Yani gördünüz mü? Çektiğim yerde aşağı indi. Burası yapıştırma. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu ucu, şu ayağımın olduğu yer. Burası yapıştırma. Burada bir içerik şu kayanın altına gider. Şöyle görüntüleyelim. Gördünüz mü? Karşıda. Şu kayada oturtturma. Buradan içeri girer. Bir hazine yeri girişini bulduk kayanın içine arkadaşlar. Domuzun gördünüz mü? İlk hazinesi burada. Ana hazinesi bu. Bunun bir de müjdesi olması gerekiyor. Çünkü kanal oradan gelmiş. Son noktayı vermiş. Burası oturtturma. Burası da girişi. Gerçekten de işçilik güzel. Takdir sizin arkadaşlar. Aslında burada bir de V varmış bak. Burayı da kaçırmayalım bak arkadaşlar. Burada V'yi görüyor musunuz? Burası kısa. Uzun yön nereyi vermiş? Görüyor musunuz V'ye? Uzun yönü de orayı vermiş girişe. Şimdi burada da bir de murç izi var. Görüyor musunuz? Biraz da güneş var arkadaşlar. Burada da murç. Domuz neredeydi? Domuz şurada. Oturayım ben biraz. Tam net gözüksün. Burnu da gözükür. Şöyle gelelim. Domuz karşıdaydı. Arkasında arkadaşlar hazinesi size girişini gösterdim. Gördüğünüz gibi mükemmel kafası, gözü. Baktığınızda belki bunu baykuşa da benzetebilirsiniz. Ama ben figürleri tanıdığım için bu benim gözümde bir domuz arkadaşlar. Şurada da bak kesmesi var. Görüyor musunuz?
kesmesi, burası merdiven. Buradan ana kayadan yukarı çıktık. Orada giriş hazinesini size gösterdik arkadaşlar. Gerçekten de işçilik güzel. O gözünü bile sunak gibi yapmışlar. Burun böyle geliyor. Şimdi bunun müjdesi baktığı yönde gidelim burnu. Orada bir araştırma yapalım arkadaşlar. Bir de onu araştıralım. Gerçekten de takdir sizin. Çok süper bir işçilik var arkadaşlar. Bu baktığı yönden gelelim. Şurada bakacağız. Dedim ya, bunun müjdesi olur. İkinci domuz işaretini de bulmamız gerekecek. Şimdi orada birkaç tane kişi bilmezler var. Çıkacak diyecek ki bize, bu işaret diyecek. Baykuş da bir şey de atacak. Bak burada ikinci işaretini buldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak mihrap. Mihrabı görüyor musunuz? Mihrap ve az önceki gibi domuz burada. Şöyle bakalım onu. Sivri yön. Ama işareti kırmışlar zamanında, görüyor musunuz? Arkadaşlar kafasını kırmışlar, işareti kırık. Burada görüyor musunuz? Yeni kırılmış. Domuzun işareti, kafasının bir tanesi burada arkadaşlar. Siz de görüyor musunuz? Müjdesi, kafası aşağıda. Müjdesi de buralarda bir yerde, dolgu burası. Şöyle bakalım, duvar var. Evet, burası duvar. Başka bir işaret var mı bunun üstünde? Bir ona bakalım. Burada yok. Ama bu bir yapıştırma olup içinde olma ihtimali var mı? Buna bir de cihaz bakacağız. Biri kırmış ama boşa kırmış bunu. Şurası domuz işaretinin, müjdesinin olduğu yerde bence burada. Şöyle bakalım. Bakın. Son kayalar dizilmiş ya. Bu da bir, evet, şu kayalar dizilmiş. O neredeydi? Yukarıdaydı. Burada mur çizi var bir tane. Gördünüz. Burası. Ne işi var buranın? Doğaya aykırı. Bu. Hiç böyle bir buralarda başka duvar yok. Bakın. Şöyle. Yok. Bura insan eliyle örülmüş. Burada da bir müjde var arkadaşlar. Bu da alan taramayla bakılacak. Şimdi doğada geziyoruz arkadaşlar. Bu tür videolar hep devamlı. Anlatım videolarını sizin için çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Daha net bilgi olsun diye. Gerçekten de burada domuz karşıdaydı. Mükemmel. Burası da bir insan eliyle örülmüş. Biraz güneş de var bugün. Ama güzel bir hava var. Biraz sıcak olmasına rağmen doğada gezen her şeyine katlanacak arkadaşlar. Doğada gezmek gibisi yok. Bu bir spordur arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel. Şimdi aşağı ineceğim. Daha güzel yerleri net olarak göreceksiniz buralarda. Aşağıya doğru indiğimizde daha tür videolar gelecek. Şuradaki bir yerleri de bir araştıralım. Burası benim gözümde sanki arkadaşlar mezarlık alanı gibi geldi burası. Burası gerçekten de, bak bu adamlar her şeyi kırmış, kimse buraya gelenler, görüyor musunuz? Bak. Bu da kasa gibi kırmış bunu. Acaba kasa diye mi kırmış bunu? Görüyor musun? Yapıştırma var burada. Ama işaret yok olmuş. İşte cihaz yok, bilgi yok. Ne yapıyor? Sadece boşa çalışıyor. Emeğine yazıp. Burada bir kaplumbağa var. Bak arkadaşlar. Bak orada işlem yapmış ama bunu görememiş. Bak gelelim şimdi net olarak buraya. Şöyle bak. Görüyor musun? Bak. Burası örme. Duvar. Görüyor musun şu kaplumbağa? Burada bir kaplumbağa neydi arkadaşlar? Bak bu kaplumbağa işaretinin de çıkması gerçekten de gayet net oldu. Kaplumbağa işareti biliyorsunuz arkadaşlar, topluluğu temsil eder, mezarı temsil eder. Yeri geldiği zaman da eşkıya kullanmışsa defineyi temsil eder arkadaşlar. Çünkü kaplumbağa çok yaşadığı için
kaplumbağa o zamanki kavimler arasında çok tutuluyordu arkadaşlar. Niye diyeceksin? 250-300 yıl yaşadığı için kaplumbağaya bir tapma şeyleri varmış. O yüzden define işareti olarak, mezar işareti olarak da kullanılmış. O yüzden kaplumbağa işareti önemli bir işaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada, net burada. Zirve adamı gene burada. Mükemmel figür yapılmış. Kaplumbağanın arkadaşlar kafasına kadar burada figür yapılmış. Arkası net olarak kesilmiş. Görüyorsunuz. Kesme. Böyle türde görüntüleyin. Gördüğünüz gibi mükemmel bir işaret. Çok küçük bir işaret yapılmış. Kaplumbağa işareti yapılmış burada. Ama takdire değer bir işaret. Görüyorsunuz, yontmaları insan eliyle kafasına kadar yapılmış bir işaret. Arkadaşlar, doğada dedim ya, biri gelmiş orada kayayı kırmış. Kayayı hediyesi var mı, aldı mı, almadı mı onu bilemeyiz. Ama gelip esas figürü, esas yeri görememiş. Dedik ya, işaretten anlamak çok önemli. Gördüğünüz gibi kaplumbağa burada, buralar örme. Kaplumbağanın da neyi temsil ettiğini size söyledim. Mezarı, definesi olur. Önemli bir işarettir arkadaşlar. Şöyle gelelim. Alttaki yontmasına kadar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Altta bile yontmuş. Güzel bir işçilik var. Burası takdir size bıraktım. Ama daha neler var burada, neler. Bakın neler var. Şurayı bakın. Burada bir saklama var işte. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaplumbağa orada. Buradan gelelim. Görüyor musunuz kesme insan eliyle zamanında burası nasıl kesilmiş? Şurayı görüyor musunuz? Bakın. Duvara bakın. Dolma, dolgu. Burada biraz iğne var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Aslında burası nasıl olacakmış biliyor musunuz arkadaşlar? Burası zamanında burayı bir kaya mezarı yapacaklarmış. Bu kesmeye göre bak. Şöyle adam. Kaplumbağa orada. Şurası murcunu bile vurmuş. Bak şurada murç. Görüyor musunuz? Burası zamanında kaya mezar olacakmış. Kaya. İstediği gibi çıkmayınca bu koridoru içeri kadar da gitmişler. Alttan demişler, bir alttan başlayalım. Alta kadar da gitmişler, olmamış. Sonra ne yapmışlar? Demişler ki kardeşim, biz burayı koridoru kurduk. Şimdi diyeceksin ki zirve adamı o zamanki zaman gibi anlatıyorsun. Biz bu zamanları, tahminleri böyle daha arazide geze geze çözdüğümüz işaretlere göre, arkeolog bilgimize göre, kendimize yaptığı beyin gücü değil, ne diyelim, bu yaşadığımız bu sistemde çözdüğümüz işaretleri size aktara aktara önümüze tüm çıka çıka bunu tahmin edebiliyoruz. O zamanki insanın beynini okuyorum şu anda. Burası koridorlar olarak kesilmiş. Kaya, zemin sert çıkmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sert çıkınca adam şöyle yukarı gitmiş. Yukarı gitmiş. Burada başarısız olacakmış. Burayı bir hediye saklanmış. Duvarı görüyor musunuz? İçinde ne işi var bu duvarın? Burada üstü de kapatılmış. Burada bir hediyesi var. Kaplumbağa neredeydi? Karşıdaydı. Burada örülmüş. Şimdi ona da geleceğim. Oraya yığma mezar yapılmış. Şurayı bakalım, bu kaya bir şeye benziyor mu? Şöyle baktığımızda bu kayada da işlemler var. Kafa kısmı şu figür. Görüyor musunuz? Şu figür, kafa. Bir ayıya benzetilmiş. Görüyor musunuz? Aşağı bakıyor arkadaşlar. Burası var ya, statüsü yüksek, mükemmel bir yer. Şu bir ayı figürü. Kim ne derse desin, bu ayı. Arkadaşlar şöyle aşağı iniyor. Görüyor musunuz? İşlemlere bakın. Şurada şeye bakalım. Sunak oyması yapmış, içeri gidiyor. Görüyor musunuz işçiliği? Buna söze gerek var mı? Anlatılır, yaşanır. Görüyor musunuz? Burada bir oda girişi var arkadaşlar. Çok bu kaplumbağadan ayrı bir figür. Burası bir, dedim ya, zengin bir bölgemiş. Statüsü yüksek insanlar burada yaşamış. Mükemmel figür. Ayı da neydi? Baktığı yön arkadaşlar, sunak yönü de aşağı vermiş. Sunaklarda neydi? Kayanın yamacında olduğu zaman hemen olduğu yerden oda girişi olur. Burada her şey
Sunaklara bakalım. Sunak. Sunak aşağı vermiş. Görüyor musunuz? Net olarak burada göstereyim yönü. Aşağı vermiş. Ayı baktığı yön aşağı vermiş. Burada içeri giriş bir mahzen odası var. Mezar odası diyelim hadi. Mahzen odası. Oda sonuçta. Gelelim. Orada da ayının kaplumbağanın ikisinin bir aradaki müjdesi de şu koridorda burada. Şimdi gelelim. Kaplumbağa neredeydi? Kaplumbağa, güneş de vuruyor çok. Hiç sevmediğim bu olay. Burası da arkadaşlar kaplumbağanın olduğu yer. Kaplumbağanın mezarı nerede? Burada arkadaşlar. Şurayı ben aslında şöyle yaptığımda dolgu, taş yığmadan görüyorsunuz. Şöyle gelelim. Burası şöyle. Şekli görüyor musunuz? Bakın. Dolgu, burası taş yığma mezar arkadaşlar. Şurada da her şey burada vermiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel bir işçilik yapılmış. Koca kayalarla blok şeklinde kesilerek burayı bir yığma yapılmış. Burada da bir yığma mezar arkadaşlar. Kaplumbağanın mezarı da gayet net. Güneş tam oradan vurması kamerayı etkiliyor. Bu GoPro'yu burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karşıda kaplumbağa. Ayı da oradaydı arkadaşlar. Neydi? Dedik kaplumbağa mezarı temsil eder. Defineyi temsil eder. Burada ayı işaretini de çözmüş olduk. Baktığı yerde hemen olduğu yerden bir oda var arkadaşlar. Şurada da bir müjdesi var. Bu videoların devamı gelecek. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Anlatım videoları devam edecek. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız desteklerinizi unutmayın. Hoşça kalın.